Malezya ve Endonezya'ya İHA ve füze ihracatı yapan Türkiye'nin başarısı Amerika Birleşik Devletleri basınında gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri basını, çok sayıda projenin devam ettiği göz önüne alındığında, 10 yılın sonunda Endonezya ve Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin kendi hava sahalarını, karasularını gözetlemek ve savunmak için çeşitli Türk yapımı sistemleri konuşlandıracağının açık olduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli İş Dünyası dergisi Forbes, Endonezya ve Malezya'nın Türkiye'den sipariş ettiği Bayraktar, TB2 ve Kara Atmaca gibi çok sayıda füze türünü yakın markaya aldı. Forbes, Türkiye'nin kısa sürede Endonezya ve Malezya'ya çok sayıda ihracat yaptığına dikkat çekerek, savunma ilişkilerinin giderek geliştiğine dikkat çekti. İki ülkenin de Türkiye'den çok sayıda farklı türde teknoloji aldığına değinen Forbes, Endonezya ve Malezya'nın sadece 2 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin yerli silah sistemlerinin önemli ithalatçıları haline geldiğini, gelişmiş insansız hava araçları, gemi savar füzeleri ve hatta savaş gemileri sipariş ettiklerini yazdı. Analizinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına yer veren Forbes, Endonezya'nın 17 Ağustos'taki 79. Bağımsızlık gününü kutlarken, Bakan Güler'in silahlı kuvvetlerimiz tarafından icra edilen ortak eğitim ve tatbikatların sayısının artırılmasını temenni ediyoruz. Ana hedefimiz, her alanda dostluğumuzu ve işbirliğimizi çok daha güçlü bir seviyeye çıkarmaktır, dediğini hatırlattı. Makalenin devamında Endonezya Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hadi Tahvanto'nun 1 Temmuz'da, Ankara'da Türk Hava Kuvvetleri Komutanı ile bir araya gelerek, hava savunmalarını güçlendirme konusunda işbirliğini ve diğer konuları görüştüğü aktarıldı. Makalede, Endonezyalı yetkilinin, önceki günlerde Türkiye'nin yaygın olarak ihraç ettiği Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar Teknoloji'ye ait tesisleri ziyaret etti ve şirketin gelişmiş akıncı insansız savaş hava aracının uçuş gösterisini izlediği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli dergi Forbes, Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma ilişkilerinin yalnızca son 2 yılda verilen birkaç siparişle giderek geliştiğine dikkat çekti. Haberin devamında Endonezya donanmasının Haziran ayında duyurulan bir girişimin parçası olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ, tarafından üretilen İHA'larla Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı ve Anka İHA'larını satın almakla ilgilendiği aktarıldı. Baykar ve TUSAŞ ayrıca, Endonezya'nın Dirgantara, Endonezya Havacılık firmasıyla işbirliği yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Jakarta, 2023 yılında TAI ile imzalanan 300 milyon dolarlık anlaşma kapsamında ordusu, hava kuvvetleri ve donanması için 12 adet Anka İHA sipariş etti ve teslimatın 2025 Kasım ayından önce gerçekleşmesini bekliyor. Endonezya, Türk sistemlerini geniş deniz sınırlarını gözetlemek ve savunmak için uygun görüyor. Örneğin, ülkenin Savunma Bakanlığı Haziran ayında, bu savaş gemileri için farklı tedarikçilerden silah ithal etme planını revize ederek, yaklaşan Red White firkateynlerini Türk füzeleriyle donatmayı önerdi. Endonezya'nın 45 adet yerli olarak geliştirilen Türk Atmaca Gemi Karşıtı güdümlü füze satın almaya karar vermesinin ardından bu hamle geldi ve Jakarta, bu Türk yüzeyden yüzeye füzesinin ilk ihracat müşterisi oldu. Türkiye, Amerikan yapımı AGM-84 Harpons'un yerine Atmaca'yı inşa ediyor. Füzenin kara tabanlı versiyonu olan Kara Atmaca, pazar günü en uzun menzilli uçuş testini tamamlayarak yüzen bir hedefi tam isabet ile vurdu. Bu füzenin 173 mil menzili olduğu ve deniz versiyonundan biraz daha ağır bir harp başlığına sahip olduğu iddia ediliyor. Atmaca, Türkiye'nin geliştirdiği tek füze değil Endonezya, satın alan ilk ülke oldu. Türkiye'nin füze üreticisi Roketsan, Kasım 2022'de Endonezya ile Türkiye'nin Bora 1 SRBM'sinin ihracat versiyonu olan Kan kısa menzilli balistik füzesini tedarik etmek için bir sözleşme imzaladı ve bu, Jakarta'yı Türk SRBM'sinin ilk yabancı operatörü yapacak. Endonezya, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi geliştirmesi için başka bir sözleşme ile birlikte bu sözleşmeyi imzaladı. Bu son sözleşme hakkında kamuoyuna açık daha az ayrıntı var. Yukarıda bahsedilen Endonezya Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanı arasındaki 1 Temmuz toplantısı büyük ihtimalle bu sözleşmenin ilerlemesiyle ilgili tartışmaları içeriyordu. Bu arada Türkiye, Ağustos ayının başlarında esas olarak tamamen olmasa da yerli yüzeyden havaya füzelerden oluşacak olan Çelik Kubbe Entegre Çok Katmanlı Ulusal Hava Savunma Sistemi'ni duyurdu. Forbes, Türkiye'nin Endonezya'nın batı komşusu Malezya ile de
bazı önemli savunma sözleşmeleri imzaladığını hatırlattı. Türk savunma sanayi, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlaması, bölgesel ve küresel alanda etkili bir aktör olarak varlık göstermesi ve ekonomik kalkınmasını desteklemesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Tarih boyunca jeopolitik konumu nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Türkiye, çevresinde yaşanan çatışmalar, terör tehditleri ve bölgesel güç dengeleri gibi dinamiklerle sıkça karşı karşıya kalmıştır. Bu bağlamda Türk savunma sanayi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak, kendi kendine yetebilmek ve olası tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak amacıyla kritik bir rol üstlenmektedir. Son yıllarda Türk savunma sanayinin gelişimi, teknolojik yenilikler ve yerli üretim kapasitelerinin artırılması yönünde atılan adımlarla hız kazanmıştır. Özellikle kara, deniz ve hava platformlarında gerçekleştirilen yerli ve milli projeler, Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlığını pekiştirmiş ve uluslararası arenada rekabet edebilir konuma gelmesini sağlamıştır. Savunma sanayi ürünleri arasında insansız hava araçları, İHA, insansız kara ve deniz araçları, zırhlı muharebe araçları, savaş gemileri, radar sistemleri, elektronik harp sistemleri ve füze savunma sistemleri gibi birçok yenilikçi ve stratejik ürün bulunmaktadır. Bu ürünler, sahada etkin bir şekilde kullanılmakta ve başarılarıyla dikkat çekmektedir. Türk savunma sanayinin önemini anlamak için, bu alanda geliştirilen teknolojilerin sivil sektöre sağladığı katkıları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Savunma sanayinde elde edilen bilgi birikimi ve teknolojik yenilikler, sivil alanda da çeşitli sektörlere entegre edilerek, Türkiye'nin genel teknolojik kapasitesini artırmakta ve ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Özellikle yazılım, elektronik, malzeme bilimi ve mühendislik alanlarında savunma sanayi projeleri, sivil sanayiye öncülük etmekte ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Savunma sanayinin ekonomik boyutu da oldukça kritiktir. Savunma projeleri, yüksek katma değerli üretim süreçlerini içerdiğinden, yerli sanayinin gelişimine katkı sağlamakta ve ihracat potansiyelini artırmaktadır. Türkiye, son yıllarda savunma sanayi ürünlerinin ihracatında önemli bir artış göstermiş ve bu ürünler, dünya pazarında kendine yer bulmuştur. Bu durum, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlarken, aynı zamanda Türk savunma sanayini uluslararası düzeyde tanınır ve saygın bir konuma getirmiştir. Türk savunma sanayi aynı zamanda, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin elini güçlendiren bir araç olarak da öne çıkmaktadır. Savunma sanayi alanındaki gelişmeler, Türkiye'nin müttefikleri ve ortakları ile savunma ve güvenlik işbirliklerini derinleştirmesine olanak tanımakta, böylece diplomatik ilişkilerde stratejik avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, yerli ve milli savunma sanayi projeleri, Türkiye'nin küresel arenada bağımsız ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermesine katkıda bulunmakta ve ulusal güvenlik politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasına destek olmaktadır. Sonuç olarak, Türk savunma sanayi, sadece askeri alanda değil, aynı zamanda ekonomik, teknolojik ve diplomatik alanlarda da Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir. Savunma sanayinin gelişimi, Türkiye'nin geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda güvenli, güçlü ve bağımsız bir ülke olma vizyonunu desteklemektedir. Bu nedenle, savunma sanayine yapılan yatırımlar ve bu alanda sürdürülen çalışmalar, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve kalkınması için vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirilmelidir.